Misafirimiz ve kıymetli halkımız, sizi çok önemli bir konuda bilgilendirmek için söz almış bulunuyorum. Bilindiği gibi ülkemizde 1999'da çok acı bir deprem yaşadık. Bu acıların hala yüreğimizde çok tazedir. 99'dan sonra ülkemizde yasalar anlamında çok önemli gelişmeler olmuştur. Hem teknik anlamda hem de statik anlamda, bilinçlenme anlamında da önemli yasalar çıkmış ve uygulamaya geçmiştir. Fakat burada bir konu ihmal edilmiştir. O da denetim. Bu denetim konusunda bir takım çalışmalar yapılmaya başlanmış fakat istenen sonuç bir türlü alınamamıştır. Ben size bu konuda dikkat çekmek istedim. Onunla ilgili de kısa bir yazı hazırladım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçemizde kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. 1999 öncesinde olduğu gibi yine aynı hataları yaparak şehirlerimizi inşa etmemiz mümkün değildir. Binalarımızın denetiminde kilit noktada olan şantiye şeflerinin görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi, bölgesinde olan inşaatlarda her şantiyeye bir şantiye şefi belirlenerek yapılması herhalde en doğru çözüm olacaktır. Şantiye şefliği tam zamanlı bir görevdir. Birden fazla şantiyede yapılan bir görev değildir. Çünkü şantiye şefi bir inşaatın başından sonuna kadar her aşamada sorumluluğu olan, bilgisine ihtiyaç duyulan kişidir. Bilindiği üzere bir yapının veya mühendislik mimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir işin plan, proje hesaplarına, ilgili fen ve sanat kurallarına, teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesi gereklidir. Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi, ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Açıkça görüldüğü gibi topraklarının %93'ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların askeri indirilmesi için şantiye şefliği anahtar konumda yer almaktadır. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Bilinçsizlik ve liyakatsizlik doğa olaylarını felakete dönüştürmekte toplumda onanılması zor yaralar açmaktadır. Ayrıca şantiye şefliğinin kamuoyunu yakından ilgilendiren bir başka kilit rolü de şantiye alanında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ile ilgilidir. Ne acıdır ki ülkemizde yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birinciliği ve dünya üçüncülüğünü bırakmamaktayız. Bu işçi ölümlerinin büyük çoğunluğu inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirebilmesinin yarı sıra şantiye şefinin yetkin kişilerce ve tam zamanlı olarak yürütülmesi hayati bir önem taşımaktadır. Yapı üretim sürecinde bu denli önemli görev alan şantiye şefliği gerek mevzuatta yer alan gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası olmuş, ivedilikle çözüm bekleyen konular arasında yerini almıştır. Yine sadece resmi işlemlerde görünsün diye kağıt üzerinde kalan şantiye şefliğinin ne zaman yaygın olduğu görülmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her türlü kurum ve kuruluşun bilgisi dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için gerçekten üzücü bir durumdur. Bu durum depremle yaşama zorunluluğu olan ülkemizde ciddi can kayıplarına neden olmakta, ekonomimizi felç etmektedir. Sorunun çözümü için istisnai durumlar dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görev almalı. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ve ilgili imalat alanının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin belediyelerce de desteklenmesi gerekmektedir. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmesi de zorunlu tutulmalıdır.
Gerçeğe aykırı belediyede, gerçeğe aykırı beyanda bulunan şantiye şefliğinin üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinin oda kayıtlarının yetkili makamlarca istenmesi gerekmektedir. Yasal mevzuatlar sorumlulukları bertaraf edecek şekilde düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Belediyemizde tüm yerel yönetimler de bu konuda üzerine düşenini yapmalıdır. Saygı ve sevgilerimle.